Gitarist TV'lerimize merhaba arkadaşlar. Bugün de Oğuzhan ve takım elbiseli oyuncu Samet var. Arkadaşlar. Akkaral burada. Akkaral gelmiş. Akkaral herkesi. Yine aynı şey abi. Güldürüz. Abi sana tatlı getirdim ya. Ver bakayım. Sana Al. Nasıl bir tatlı oğlum bu ya? Etrafı kırmayın. Kırmayın tamam, etrafı. Pardon. Çok özür dilerim. Abi sen yine... Ha, uçamıyorum değil mi ben? Bak. Bak uçarsın ya. Bak Trinity Vay. Gibiyim görüyor musun? Bak Trinity Oo. Gibiyim. Şahitlerin var mı? Var. Uçuyorum. Oğlum burayı niye patlattınız ya? Heh kapat. Arkadaşlar bugün Oğuzhan ve takım elbiseli oyuncu ile birlikte Modern Evler serimizin yeni bir bölümünü oynayacağız. En son Oğuzhan'la hatırlarsınız bir iddiaya girmiştik. Oğuzhan hatırlıyor musun? Suicide Squad sinema bileti. Abi onu kazandım. Evet. Onun dışında Luna Park'ı kazandım. Evet abi. Ve hepsi de bana güzel ısmarlandı. Hepsine gittim. Bayağı da eğlendim. Özellikle ödül falan da kazandım. Instagram'da paylaştım gerçi Luna Park görüntülerini ama yani görmeyen arkadaşlar varsa buradan da haber vereyim. Evet arkadaşlar hepsini kazandı. Bütün her şeyi kazandı. Bugün yeni bir acaba şey yapsak mı iddiaya girsek mi diye şüpheliyim. Çünkü hepsini kazanıyor çocuk. Hani artık diyorum acaba girmesem mi iddiaya falan oldum arkadaşlar bilmiyorum. Kararsızım. Samet sen ne diyorsun? Fark etme. Yapmamız ben başladım bile. Yok öyle başladı. Zamanlı. Aynen her şey zamanlı. Her şey süreli. Ya abi Hacı ya. Abim süreli. Arkadaşlar o zaman isterseniz bugün iddiaya girmeyelim. Bugün kim daha güzel ev yapacak diye sadece kendi aramızda yapalım. Çünkü takım elbiseli oyuncu da henüz aramızda yeni olduğu için, yeni Minecraft'a başladığı için çok iyi bilmiyor. Bugün ondan yüksek güzel bir ev bekliyorum gerçekten aslında. Samet ne diyorsun abi yorumlarını alayım. Abi beni bırakın. Ben kendi kendime şöyle küçük müstakil bir ev yapayım. Oğlum. Şöyle ufacık. Oğlum sen tipi gördün mü tipi? Aynen abi. Kanka baksın. Sen gece kondu kor buraya tamam mı? Abi gece kondu. Oğlum bu kadar modern evin arasına gece kondu mu koyacaksın? Abi ya olmuyor mu? Arada olur ya böyle birkaç tane. Olsan hani arada olur ya harbiden böyle satmamış olsan satmaya direniyor. Satmayacağım evimi. Buraya müteahhit giremez. Aynen, oğlum aynen, Samet, şey. Güzel ev bekliyoruz senden, tamam mı? Ama ilk defa giriyorum Oğuz, azıcık. Hani. Ay lan, iyi yapacaksın, para ne? Aynen, bakayım, iyi yapmak zorundasın. Bakayım yüzüğüne. Bak yüzüğü var, görüyor musun? Nerede abi? Ooo, bakayım çekil. Ana, yüzüğü var harbiden. Nerede oğlum, abi, ben göremiyorum. Boş ver sen, gör. Sen görme, sende olur. Neyse. Tamam abi, hazırsanız o zaman başlayalım. Tamam, o zaman arsaları abi belirteyim. Oğuzhan, sana şu soldaki arsayı veriyorum, tamam mı bunu? Oo, vallahi ben buraya... Samet, sana ortayı veriyorum. Kendime de en sağdakini aldım. Arkadaşlar, hazırsanız başlayalım. Sizler bir dakika. De... Ay, bekle abi. Şey diyeceğim, hızlandıracağız ya, onu söyle diyecek. Ha, tabii ki de. Arkadaşlar, sizler de tam da onu söyledim. Hızlı bir şekilde izleyeceksiniz buradan sonraki kısmı. O zaman Oğuzhan başlayalım mı? Başlayalım bro, havalarda uçuyorsun yemin ediyorum. Tamam. 3 Ben 3'ten geri, Samet 1'den 3'e gidecek. 3 2 1 Başla! Motor.
Arkadaşlar sonunda evlerimizi bitirdik. Yanımda Samet ve Oğuzhan var. Toplaştık. Oğlum bittirmeyin. Durun. Şu an arkada hepinizin evlerini az çok görüyorum değil mi Oğuzhan? Sen de görüyorsun hepimizin evini. Aynen, ben shader'ı da açtım. Samet biz sen de görüyorsun. Aynen öyle. Abi o zaman sırayla bakalım isterseniz. İlk önce bu sefer benim evimden başlayalım. Ne dersiniz? Tamam. Tamamdır. Tamam. Tamam niye abi. Ne yapıyorsun? Ayağı kırık taklit yapıyorsun. Hadi Samet gel. Abi eve şöyle bir dıştan bakın isterseniz. Üf müthiş tamam. Bir bakın abi eve şöyle dışarıdan. Bunlar purpur mu ya? Ben bu evin adını purpur koydum aynen. Aa purpur yeni çift bayağı güzel olmuş. Pembe panjurlu. Aynen. Şunu anlayamadım. Ağırlık çalıştırma aleti mi? Hayır o salıncak Oğuzhan'cım. Çocuklarımız tamam. İçin salıncak. Şöyle göstereyim. Bu da kaydırak arkadaşlar buradaki de. Oğuzhan bir zamanla oynamazsan. Abi ışığı beğenmedim bir türlü de. Her neyse tamam. Tamam kalsın bırak. Tamam kalsın. Daha demin daha iyiydi hatta da bozdun da. arkadaşlar burada kaydırağımız görmektesiniz. Görüyor musunuz bu Samet? Bu kaydırak mı? Evet. Bak buradan çıkıyorsun. Bak nasıl kayıyorum bak. Bana raydırak gibi geldi. Bak kuma düştüm. Oo Allah. Tamam güzel olmuş evet. Fena evet. Düşünce değil çocukları. Aynen. Ama çocuklar buradan şurayı da tırmanabilir beyefendi yani. Yani çocuğumuzla böyle tırmanır yukarı. Hayır canım oha çocuk oraya nasıl zıplayacak? Sen zıplayamıyorsun da. Sonra tamam da ben sportif bir insan değilim ki çocuğum çıkar. Abi neyse illa şeyi bulacaksın yani. Her neyse devam edin gitarist bey. Salıncağı da görmüşsünüzdür zaten bu salıncak da burada. Bu, ben ağırlık çalıştırma sandım bunu da bu salıncak. Bu İtti beni salla. Eğimi ne kadar bunun? Salla beni bir. Salla. Sallarsam kırılır falan yani. Salla elimde... sen salla. Hop hop. Aa bak kırıldı. Kim kırdı lan onu? Şu tamam bir açık sorun değil. Kaan Bey tamam sakin ol. Tamam. Sen. Evet. Gelin abi içeri girelim. Benim için. Bu sefer evin içinde yaptım sizler için. Şu burada... çatıyı anlayamadım ben. Çatı kırık gibi bir anormallik var. Değil. Çatı kırık değil abi. Çatı... Işıklarda ama yanlış bir şey yapılmış. Benim obsesif hastalıklarım var böyle her şey eşit olmak zorunda. Ya o olabilir o kadarcık olabilir ama. Şuradaki şey görüyor musunuz bak. Bak egzotik açıklık bir var. Açıklık var. O açıklık neden biliyor musun? Neden? Gündüz gün ışığından yararlan, gece de bu ışıkları yak diye. Ya? Ya yani camlar işe yaramamış belli ki. evet çok kaliteli, evet kaliteli. Onun dışında koltuğumuzu görüyorsunuzdur, koltuğumuzu. Ben bunu anlayamadım. Gitarist Bey bu yeni bir teknoloji mi acaba? Tabii yeni teknoloji plazma bu. bu kaça kaç acaba ölçülerini hiç biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum ama yeni teknoloji olduğunu biliyorum. En iyi teknolojiyi evimizde kullandık. Allah çok süper yapmışsınız. Bu aynen. Koltuklar ve bombeli bir tane de şey masa var. Aha. Bombeli masa. Oğlum kim çöktü. Kırdı koltuğu? Çöktü çöktü. Ellemeyin lan. Kulağı güzel. Yemek ben masası. Evinizin dıştan görünüşü çok güzel ama içi o kadar, biraz tırt. İçi mi açmadı ya? Beğenmediler arkadaşlar. Yani şimdi bunun fiyatı nedir? Gitarist Bey bu arada elektrikler herhalde yok şeyden. Evet bir de ben güneş shader'sı açayım abi bir dakika shader'sız göstereyim arkadaşlara. Çünkü çok karanlık oldu shader'lar. Ben de aynı şekilde shader'sız göstereceğim bro. Hemen shader'ları off yapalım. Kapatalım arkadaşlar. Çünkü shader'ın gölgeli bir zararı oluyor. Evet şu an bakalım biraz önce daha iyiydi. Keşke kapamasaydı. Ayıp ediyorsun ama acı. Tamam pardon. Evimiz böyle. Benim ev böyle olsan. Gelin abi. Renk uyumları güzel. Şu turuncuları çok beğenmedim ama. Purpur kullanıldı. Çok iyi kullanıldı. Evin dışındaki evet. Şeyleri ne diyorsun peki? Şu süslemelere. Evin dışı çok harika. Evin dışı muhteşem. Ama çok tatlı, evin, değil mi? Evin dışı içini açmıyor. Ha. Böyle bir sorun var. Anladın mı? Hani evin içinde umduğum şeyi bulamadım. Dışarıdan satın alırım. Evin içinde yaşayanları merak ederim ama evin içindeysen evet. Tırt yani. Yani. Evet. Çok çok ağır eleştirdim. Pardon. Olabilir abi. Tabii herkesin kendi şeyi zevki. Ben şunun da böyle bir fotoğrafını almak için arkadaşlar şöyle ellerimi bir kaldırayım. Oğuz bir çıkıver. Tamam bro. Bayağı güzel abi. Tamam. ama dıştan 10 numara. Tabii ki hani modern ev yapıyoruz. Evin dizaynı çok önemli değil. Evet. O şimdi da var sonuçta. Gelelim Samet'in evine. Samet arkadaşlar hiç ilk defa geçiyoruz. İlk Samet'in defa evi... ev denemesi yaptı abi Samet bu arada. Bunu da unutmayalım.
Bu kaç tane kapı var burada ya? Bu hangisinden gireyim? Hepsi aynı yere gidiyor. Bir tane yapılsaydı ya. Bu kapı değil, o şey gibi düşün onu. Hani ne? Çit hani böyle olur ya. Oğlum çit diye bir şey var, Allah Allah. Teknolojiden haberiniz mi yok beyefendi? Nasıl bir ev satacaksınız? Bu daha güzel. Nasıl bir ev satacaksınız siz? Bize anlamadık gitti her bir neyse. Bir dakika Samet anlatsın daha... bir dakika. Ev sahibi Samet. Bir dışarıdan bakacağım. Aynen. Samet şöyle eve. Bak abi. Renk uyumu kötü değil abi, gayet güzel. Renk uyumuna kötü demedim. Evin üstündeki havuzu anlayamadım. Evin üstündeki havuz da çok hoşuma gitti. Bu havuz tam dolmuyor mu yoksa bozuk mu şu anda? Bu daha dolduracağız. Ha, şu an dolma aşağı. Anladım. Tamamdır. Buralara masa gelecek. Ortaya sandalye. Her yere çit kapısı yapmanız ilginç olmuş ama hadi. Ben onu çok seviyorum. Onu bedava. Mimarınızla konuşmak isterdim ama her neyse. Evin içine girebilir miyiz Samet Bey? Hiç girmeyin, daha tadilat da. Boya kokusu falan çok kötü, girmeyin. Oğlum yerler çimen. Oğlum inek mi yaşayacak burada? Buralar. Oğlum bu ne lan? Su akıtıyor bu yukarısı. Abi tavan su akıtıyor. Bunu herhalde... Yapmayın. Bunu tadilat kapanınca düzelecek mi acaba beyefendi? Düzelecek daha şeyde ya. Yere. Çıkın abi, çıkın. Bak burada böyle bayraklar var. Evet, o bayrakları gördük. Sen bize mi kandırıyorsun bayrakları? Bayrak mı kandıracak? Ne bayrağı bu? Ben evimde böyle bir bayrak istemiyorum ben. Buraya inek bağlasan durmaz. Abi burada bence... bak çiçeklerimiz var, güzel bak. Bence ha? De. Çiçekler. Evet, çiçekler güzel düşünülmüş. Evet abi. Yok. Burada da işte masa yapacağım. Masa, sandalye. Oğuz bir şey diyeceğim de Samet'in ilk evine göre bence çok iyi abi. Abi şekil falan çok iyi ama evin iç dizaynından puan kaybediyor bence. Ben kendi şeyimi... İç dizaynı yok ki dizayn edeyim. dizaynı yok. Çiçek saksı açısından güzel düşünmüşsün kanka. Renk uyumu da zaten harika. Keşke çatıya, yani Minecraft'ta en azından çatıya havuz tarzı pek düşünülmez. Onu söyleyeyim ben sana. Çünkü evin içine su doluyor. Fazladan iki katman koyman gerekiyor. O da çok gereksiz yer kaplıyor. Her neyse ileride oynadıkça anlayacağım bunları. Tamam, sıra Oğuzhan 2'ne geçelim Oğuz, arkadaşlar. Evet. Gelin şöyle. Tırt. İnin bir aşağı. Gel bir inin aşağı. Oğuz dev bir ev yapmışsın abi, evet. Bu evimizin yapımcısı yine Han İnşaat olmak üzere. Bir dakika, ben önce bir evin etrafında dolaşacağım abi, bir izin ver. Evin etrafında tabii, buyurun dolaşın beyefendi. Yalnız çimlere fazla dokunmayın. Kapıyı falan fazla zorlamayın, kırıyorsunuz falan. Şunu geri takarsanız beyefendi, kapıyı kırmışsınız. O değildi rengi ama hadi neyse. Hadi abi neydi, bir şey diyeyim mi? Gayet dıştan güzel görünüyor ya. Bayağı iyi olmuş. Evet. Dıştan görünüşü evet ki gayet iyidir. Yine klasik tanıt. Mimarımız Selim Bey yaptı burayı. Selim Bey kim lan? Kanal D'de çalışıyor. Artık şimdi şeyde, şöyle Samet Bey aşağı iner misiniz? Bir dakika gitarist bey, bir dakika dolaşmayın, bir anlatacağım. Tamam. Samet inin aşağı. Ama ben bir şey soracaktım. Tamam sor hadi. Şu çatının tepesindeki şu ne? Hani... Tamam gel anlatacağım. Bir o gel düdük. Allah. O düdük gel, Samet. O düdük. Şimdi evimizin iki tane girişi var. Bir tanesi ana giriş ama istiyorsanız, örnek veriyorum, akşam yemeğinden sonra oturmak istiyorsanız ki hani geldiniz yorgunsunuz işten, direkt buraya atıyorsunuz böyle kendinizi. Biraz dinlenip evinize girebilirsiniz. İki tane girişi var evimiz. Anladım. Buyurun. Gel evin içine. Abi gelsene. Tamam kapıda kalsın. Şimdi evimize girdikten sonra Amerikan mutfakla karşılaşıyoruz. Burada harika bir plazma ekranımız var. Ses sistemi Ultra HD XXXY olarak geçiyor. Kanallar şu anda tam olarak çekmediği için takılı kaldı bir kanalda. Ama... Oğlum ya yine iyi salladın ha. Ya yemin ederim. Yemin ederim bu adam iyi satar abi. tam emlakçı. Çatıya uydu taktığımız zaman çok harika bir şekilde gözükecek. Halılarımızı fark etmişsinizdir. Türkiye'den getiriyoruz halıları. Türk motifleri yer almakta ama bu motifi yapan kişi kör olduğu için ondan ameliyatı dahil parasını da alacağız. Her neyse bunlar gereksiz bilgiler. Burada bir dolabımız bulunuyor. Dolap Gitar Steve'in evindekinin iki katı daha büyük bir şeyde, fiyatta. Oradan satın aldık zaten, her neyse. Burada fırlatıcımız var. Fırlatıcı. Akşam diyelim ki karnınız acıktı ama böyle hazır yiyecekleri buraya dolduruyorsun. Basıyorsun acı, hop karnın doydu. Burada el yıkamak için güzel bir lavabomuz var. Özellikle bu evi satın alacak kişi kitap olması lazım. Çünkü evimizde kitaplara çok fazla yer verdik. Evet. Kültürlü bireylerin burada oturmasını istiyoruz. Üst kata çıktığınızda burada yeni bir stil denedik. Yılanoski diyoruz biz bu stile. Yılanoski. Sallaboski. Buradan gözünüz kör olsa bile yan komşunuzun evine bakabilirsiniz. Evi o kadar güzel değil ama. Güzel değil ama bakın. Arada bakın.
Çocuklarınız buradan bakarak hani büyüyüşlerini görebilirler. Evet, gelin şöyle. Buyurun. Bunu bev yapma. Burada... Hayır, yukarı çıkmayın. Beyefendi lütfen. Ben satıyorum. Burada ailece oturarak güzel muhabbet eşliğinde, şu çiçeklerin eşliğinde böyle güzelce akşam muhabbeti edebilirsiniz. İçeceğiniz varsa içebilirsiniz. Gelin balkona çıkalım lütfen. Buyurun. Ailenizle birlikte güzel tavla ya da satranç oynayabileceğiniz güzel bir masa. Düştüm aşağı. Dedi gitti. Aşağı. Burada mangal yapmak istiyorsanız bu ikisini kaldırıyorsunuz. İçeri şuraya mangalı koyuyorsunuz. Mis gibi bir mangal alanı oluşuyor size. Süper. Gelin beyefendi, bir de içeri gireceğim. Özellikle her kata bir renk verdik. Mesela orta kat yeşil, burası üst kat mavi oldu. Mavi fark etmişsinizdir zaten. Burası da güzelce kitaplarınızı alıp camdan böyle bakabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda burada bir bestekar yetişti. Hani çatı katında bestesini yapan herif var ya, burada yaptı. Bu çatı katında yaptı. Kimmiş o ya? Kim o? Bilmiyorum. Ben çok iyi bilmiyorum. Türkçe pop dinlemediğim için çatı katı müziği buradan çıktı. Allah. Şimdi çatı katında ayrılık vakti diye böyle. Anladım. Burada çıktı öttüm yani. Ben aynen, bir şey burada söyleyebilir çıktı miyim? Evet, söyleyeyim. Buyurun Samet Bey. Hani, evin hayır güzel olmuş ama lambaları nerede? Aynen. Ev karanlık. Gece lambalar nerede yanıyor? Çok güzel bir düşünce Samet Bey. Sizin evinizde inek otlarken bu evde... Ya bırak şimdi, bırak benim evi. Bırak evi. Bırak bu evde, bir dakika Samet Bey, sakin ol. Bu evde yeni bir teknoloji uygulanıyor. Gece olduğu zaman, gece olduğu zaman elektrik varsa eğer... Elektrik varsa camlar terse dönerek ışık vermek. Ya camlar kardeşim. Kardeşim elektrik bağla dediğim. Elektrik bağla dediğim. Tamam mı? Elektriği getir. Yapmadım elektrik dediğim şunu. Hadi. Elektrik yap. Kardeşim senin evinde hiçbir şey yok. Ne bana laf attın? Abi bak, Kaan abinin o kadar laf etti. Kaan abi sen de beni savunsana. Kanka, ben şu an gülmekten savunamıyorum seni. Haksız mıyım abi? Arkadaşım yeni teknolojiden haberiniz yok. Yeni inşaat yani, şirketisiniz anlıyorum. Yeni kurulmuş ise... inşaat şirketisiniz ama bu kadar da pes yani. Bak siz eleştirmiyorsunuz. Siz resmen yani hakir görmeye çalışıyorsunuz ama... Bu camı biliyor musun? Bu cam nereden geldi? Afrika'da bir muzun içinde geldi. Böyle mi geliyor? Arkadaşım bak. Arkadaşım bu sabaha kadar ışığı tutuyor, tamam mı? Samet, bak, sabah bir dakika olsan. Bir dakika. Gece de veriyor. Samet, efendim? O elindeki ot ne abi? İneğe mi vereceksin? Bu şuradan çalma. Evet, buyurun. Başka sorunuz varsa alayım. Yoksa evin fiyatlarına geçelim. Abi gelin dışarı bir çıkalım. Gelin, çok güzel espriler döndü burada. Arkadaşlar, sizler de evleri gördünüz. Aynı şekilde Oğuzhan da kaydetti bu videoyu. Samet, sen kayıt aldın mı? Yok abi. Samet yok, almamış aldım arkadaşlar. ben şöyle Oğuzhan, son evlerimizin üçünü de şöyle yan yana bir göstereceğim. Çok güzel olmuşlar. Gerçekten üçünü de çok beğendim ben Oğuzhan. Abi bir şey göstermeyi unuttum. Neredeyse gezerken görürsün. Şurada arkada gülen yüz yaptım da. Nerede abi, göster bir. Bak gülen yüz. Bak 3D gözlük gülüyor bak. Arkadaşlar gülen yüz yapmış olsan çok güzel olmuş. Gerçekten sağ elinize sağlık hepinizin abi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kapatalım yavaştan videoyu. Bir şey soracağım. Bu defa şey olacak mı oylama? Yok, bu sefer bir iddia yapmadık abi ama 3 tane güzel ev ekledik buraya. Sonucu belli. Abi benimkisi de bak güzel ya. Ben o iç tasarımını evi alana bıraktım. Evet. Çok mantıklı bir hareket yapmışsın Samet. Harikasın. Hani Oğuz diyor ya abi, camlar böyle güneş yapıyor. Al işte o zaman Oğuz. Ben de böyle ben itiraz etmiyorum ki, olur. Olur. Arkadaşlar bu arada şöyle şehri buradan alıyorum. Şehrimiz bayağı büyümüş. Oğuzhan sen de gelip baksana abi yanıma bir. Abi ben şuradan bakıyorum şu anda, gerçekten hayvani bir büyüklük. Evet. Buraya bir elektrik falan bağlanması lazım ya cidden. Aynen. Evler gittikçe çoğalıyor arkadaşlar. Sizler de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Oğuzhan'cım sen son sözlerini alalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. YouTuber kardeşlerim kanalları açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bak yine bir oyun bitti. Zaman yine geçmiş. Tüm hayaller önümde, yürümem gerek sadece. Oyunlar zor olsa da, hayaller
da yürü bildiğin yolda. Sen böyle güzelsin, durma asla, durma burada. Sen pes edemezsin, yürü bildiğin yolda. Sen böyle güzelsin. Durma asla, durma burada.